Türkiye'de gün geçmiyor ki CHP tarafından yeni bir skandal yaşanmasın. Şimdi de bayağıdır, yani uzun zamandır İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gündeme gelinmemesi üzerine, unutulması üzerine kendisi bir iskeleye Agamemnon ismi vererek, Yunan ismi vererek ortalığı yine karıştırdı. Ve bir de nasıl açıklamalar yapıyor? Önce videoyu bir izlettirelim. Ondan sonra yorumumuzu yaparız arkadaşlar. Bakın şimdi. Nasıl bu kadar büyük bir hoşgörüsüzlük iklimi doğdu bu memlekette? Nasıl bu kadar tahammülsüzlük? Peki ya Agamemnon isminden rahatsız olmamak nasıl bir ruh halidir? Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı bundan rahatsızlık duymayan Tunç Soyer'i anlayamazdı mesela. Çünkü o rahatsız olmuştu. Çanakkale'de koyun koyuna yatan 250 bin şehidimiz de öyle. Yoksa destansı bir şekilde çarpışabilirler miydi yedi düvelle? Ay yıldız inmesin, ezan susmasın, İstanbul Konstantinopol, İzmir Smyrna olmasın diye savaşmışlardı. Ama bugün İzmir'de Yunan askerlerinin denize döküldüğü bu kıyıda salınan iskelenin adı Agamemnon. Peki Tunç Soyer'in rahatsızlık duymamızı anlayamadığı bu ismi biz nereden biliyoruz? Ne yapacağız arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Hepiniz duydunuz yani, Agamemnon ismini vererek Yunanistan'ı bize, biz yüzyıllardır yani binlerce yıldır bir arada yaşıyoruz diye bize Yunanistan'ı övüyor. Yunanistan kim arkadaşlar? Bakın burada tam anlamadıysanız ben biraz açayım konuyu. Biz şu anda Yunanistan'la Akdeniz'de yaptığımız çekişme üzerine NATO'da üyesi olduklarından dolayı, onlar da NATO üyesi ya, bizi NATO ile karşı karşıya getirip NATO'dan attırıp NATO'dan herhangi üzerimize, bize karşı bir yaptırım, bir cezai işlem, Türkiye'ye bir ders verme, köşeyi sıkıştırma gibi elinden gelen her şeyi yapan Yunanistan. Aynı şekilde kendisi de Avrupa Birliği üyesi olduğu için Avrupa'yı durmadan karıştıran, Avrupa'nın şımarık çocuğu, Avrupa'da üzerinden bize ambargo uygulattırmak, bizi köşeye sıkıştırmak, bize ekonomik, siyasi baskılar uygulattırarak maddi manevi darbe işlerini destekleyerek, biliyorsunuz darbeci askerlerimiz de oraya sığındılar. Onları da geri vermediler bize. Yani ellerinden gelen her türlü kirli işleri bize karşı yapan Yunanistan bizim Tunç Soyer'in ilgisini çekmiş. Bin yıldır biz bir arada yaşıyoruz. Bundan niye rahatsızlık duyuyorsunuz? Niye rahatsızlık duyuyorsunuz? Tabi adam yani bana göre doğruyu söylüyor. Adam Yunan, yani Yunanlı olduğu için, Yunan soyundan geldiği için adam rahatsız tabi. Bana göre o. Ama beni en çok endişelendiren bir şey daha var. Bunun gibi böyle iki yüzlü bir insanı CHP'nin belediye başkanı olarak oraya, CHP'nin seçmen alt taban oraya getirdi. Oy verdiler. Ve şu anda eleştirmiyorlar. Şu anda o adama tepki göstermiyorlar. Şu anda onunla beraberler. Bu konuşmalarından, bu davranışlarından, bu hareketlerinden sıkıntı, dert, tasa duymuyorlar arkadaşlar ya. Bunlar kafayı yemiş. Bu gavat, yani bu kadar, yani böyle demek zorundayım. Bu iki yüzlü Güneydoğu'da olan o hendek olaylarında da zaten açıklaması var. YouTube'da arayın. Diyor ki o hendek olaylarında benim gücüm kuvvetim yok, gidip orada hendek kazanlara yardım edemiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Benim sıfatım, benim makamım, benim cürmüm oraya yetmiyor. Ama gönlüm sizle diye açıklama yapan bu iki yüzlü, bunun üzerine HDP CHP'nin işbirliği yaptığında bizim için uygun aday Tunç Soyer'dir. Biz Tunç Soyer'i destekleriz. Tunç Soyer'e aday gösterirseniz biz de ona oy veririz. O bizim adamımızdır dedi. Ve Tunç Soyer'i oraya belediye başkanı adayı yaptırdı CHP'ye. İşbirliği yaptılar arkadaşlar. Gittiniz oy verdiniz. Şu karaktersiz insana oy verdiniz. Rahatsızlık duymuyor musunuz ya? Bütün dünyada, bakın bütün dünyada, Yunanistan'da bir tek cami yok. Bir tek cami olmayan tek ülke Yunanistan arkadaşlar. Ya Yunanistan'da bir tane insan kalkıp da herhangi bir yönetici, belediye başkanı, vali veyahut da yani mecliste, parlamentoda hani görevli olan herhangi bir parti, muhalefet olur, iktidar fark etmez, herhangi birisi ya bir Yunanistan bölgesine, şehrine, köyüne, yoluna bir Türk ismi verse ya, verebilir mi ya? Bir Osmanlı ismi versene, bir Osmanlı padişahı versene, verebilir mi ya? Bu karaktersiz adam Yunanistan'ın, bizim yani Çanakkale'de, bizim
bizle mücadele eden, bizim için bir de ne kadar bize zıt olan, yani bize düşman olan bir ismi alıyor geliyor Yunan İzmir'e, İzmir iskelesine veriyor. Arkasından niye anlamıyorsunuz? Niye ayrıştırıyorsunuz? Neden bin yıllık beraber yaşadığınız insanlara böyle kötü, zalim duyguyla, yani düşünceyle hani bakıyorsunuz? Onlar niye böyle ayrıştırıcı düşünüyorsunuz diye bize kalkıyor, ders veriyor ya. Hiçbir CHP'li de anlamıyor ya. Bakın söylüyorum burada. Arkadaşım salak mısın, keriz misin, anlamıyorsun. Adam Yunanistan ya, bizim Çanakkale'de mücadele verdiğimiz gemiye ismini İzmir'e vermiş ya. Nasıl tepki koymasın? Sen de mi Yunansın? Yunanistan bir tane Türk ismi versin hadi bir Yunanistan'da herhangi bir şehre ya. Bir köyüne versin bir Türk ismi, bir Osmanlı ismi ya. Siz ne kadar bu ara salak oldunuz, aptal oldunuz kardeşim. Adam açık açık ya. Açık açık söylüyor ya. Açık açık Yunanistan'ı bize övüyor. Yunan'la beraber olalım. Yunanistan söyledim, anlamıyor musunuz? Arkamızdan kuyumuzu kazan, bir kaşık suda bizi yutmak isteyen, NATO'da, Avrupa'da bizi durmadan şikayetler eden, köşeye sıkıştırmaya çalışan biri, bizi bertaraf eden, bizi diskalifiye etmek için, yok etmek için elinden gelen her şeyi yapan bir millet ya, bir devlet. Sen nasıl olur da şu adama nasıl belediye başkanım diyorsun? Buna nasıl oy atıyorsun ya? Fox TV, Halk TV, Cumhuriyet, Tele 1, Sözcü gazetesi okuyor okuyor, beyniniz örümceklenmiş, beyniniz örümcek bağlamış ya. Siz diyorsunuz ya beyniniz yok. Yani şu adama nasıl oy veriyorsunuz ya? Şu adama nasıl belediye başkanım diyorsunuz? Bunun bir tanesi AK Parti'de çıksın, anında atılır partiden ya. Anında ihraç edilir. Bu ne demek ya? Adam bizim mücadele ettiğimiz rakibimize, rakip diyorum ancak bu kadarına hani terbiye müsaade veriyor. Bu kadar yani yayında size kalkıp da o kadar hani psikolojinizi bozmayalım. Bu kadar yani mücadele ettiğimiz bir kişiyi sen nasıl olur da getiriyorsun evimizin içerisine alıyorsun ya. Evin içine sokuyorsun ya. Biz cephede karşı karşıya olduğumuz bir insanı sen getirmişsin evimizin ortasına koyuyorsun ya. Evimizin ortasına koyuyorsun. Yiyecek içecek verip onun temel ihtiyaçlarını gideriyorsun. Ondan sonra git karşıya, istediğin gibi bize gel, istediğin gibi bizle mücadele et diyorsun ya. Böyle bir karakterse nasıl oy veriyorsunuz? Helal olsun diyorum size yani. Hem yazıklar olsun hem de helal olsun diyorum. Valla bu kadar aşağılanmak, yani bu kadar ikiyüzlü olmak ancak CHP'nin alt tabanına yaraşır bana göre. Başka hiçbir parti yani bunu kabul edemez yani. Hiçbir parti bence kabul edemez. CHP'ye ama yakışıyor görüyorsunuz. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.